Herkese merhaba sevgili gençler. Bu derste 10. sınıf 2. dönem arkadaşlar yazılılarını çekeceğiz ve şu ders sonunda istiyorum ki hiçbir eksimiz kalmasın. Sen de şimdi arkana yaslanıyorsun. Burada çünkü bütün detaylardan bahsedeceğim. Kaybedecek zamanımız yok. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar yazılarda neler çıkabilir ona başlıyorum. Biz de tabii şimdi buradaki yazılı içeriklerini hazırlarken arkadaşlar web kazanımlarından yola çıktık. Bakın şimdi burada baktığımızda hani burada senaryolarımız var biliyorsunuz. Senaryolarımız arkadaşlar dalgalar optik ağırlıklı Bunları buradaki soruları türeterek buradalardan ve MEP kitabındaki sorulara baktığımızda neler çıkmıştır? neler vardır? Oradaki sorulardan arkadaşlar esinlenerek yani tam isabet soruları tutturabileceğimiz şekilde arkadaşlar sorular hazırlamaya çalıştım. Ve ben şimdi oradaki detaylardan bahsedeceğim. Ee, i̇nşallah şu yazılı sonucunda da şu çalışma sonucunda hiçbir eksimiz kalmamış olacak ve tam anlamıyla her şeyle yazılıya hazırlanmış olacağız. Ve ben sana önemli noktaları da bildireceğim. Bu noktalara dikkat edersek arkadaşlar Yazılıda çok bir sıkıntımız kalmayacak. Bakın yazılı kamp programımız arkadaşlar bu şekilde biliyorsunuz bütün dersler ve yazılılara böyle tam anlamıyla bir hazırlanmış olacağız. E biliyorsunuz bizim... E Süper ikili dediğimiz arkadaşlar yazılı notlarımız var. Burada özet gerçekten yazıldığı için ve belki de konuyu tekrarlamak için e, böyle hap bilgiler, bütün konuların özeti gençler, bütün derslerden özetimiz var. Ve yine bütün derslerle ilgili arkadaşlar burada yazılı çalışmalarımız, yazılı denemelerimiz eğer bu kitaplarımızda varsa bize çok faydalı olacaktır yazılı öncesinde. Mutlaka bunları da bir ele alalım. Ve gençler tabii ki artık sınavlarımız bitiyor. Okullar kapanıyor bakın bir üst sınıfa geçiyoruz artık 11'in sınıf oluyoruz şaka maka bakın ee, biliyorsunuz zaman çok hızlı geçiyor. Ee, biz de arkadaşlar 10'dan 11'e kitabımız var bakın burada fizik kimya biyoloji derslerimizde. Yani 11'in sınıfı hazırlık 10. sınıfın biraz tekrarı gibi Ondan o bir 11'e olacak şekilde ve sen de artık bir üst sınıfa geçtiğin için artık 11'in sınıfın kanalını kanalında takip etmeye başlayabilirsin. Oradan bildirimler açabilirsin. Biz de çünkü her bir ders yayınladığımızda ilk önce seni öğrenebilmen için bunlar da senin için önemli diyorum. Ve o zaman hızlıca arkadaşlar yazılı çalışmamıza başlıyoruz. Arkadaşlar ilk önce şu dalgaların sınıflandırılmasını biz bir bilmemiz lazım. Bu şimdi bize yazılda çıkabilir. Peki nasıl bileceğiz bunu arkadaşlar? Bakın biz dalgaları ikiye ayırıyoruz. Ee, titreşim doğrusuna göre ve taşıdığı enerjiye göre. Bakın aynı dalgalar. Sonuçta dalgalar dediğimiz bakın ne var? Ee, deprem dalgaları, yay dalgaları, su dalgaları ve elektromanyet dalgaları arkadaşlar. Bunları biz bakın kısımlara ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Öncelikle titreşim doğrusuna göre enine ve boyuna dalgalar diyoruz. Arkadaşlar şimdi hani biz yayda dalga oluşturabiliriz değil mi? Yani yay belki evimizde yok ama ip vardır be, uzun ya da ne bileyim şu elektrik süpürgesinin kablosu vardır ya çok uzun onu böyle yukarı aşağı sallayarak orada o şekilde arkadaşlar bir dalga üretebiliriz. Eğer bir dalgayı bakın şu şekilde üretiyorsak biz bunlara bakın ne diyeceğiz ona enne dalga diyoruz. Ama bir yay varsa yayı şöyle çekip bırakıyorsak bakın şöyle şurası uzuyor bakın şöyle uzuyorsa ve şurada tekrar sıkışıyorsa bakın görüyor musunuz? Yani yayı şöyle çekip böyle bıraktığınız zaman yay bu şekilde bakın gidip geliyorsa o zaman da buna boyuna dalga diyoruz. İşte bizim günlük hayatta söylediğimiz dalgalar arkadaşlar bazıları bakın enine dalga bazıları söyler boyuna dalga. Şimdi hangileri enine hangileri boyuna ondan bir bahsedeceğiz. Ve bunu nasıl aklımıza tutmamız lazım biraz da ondan bahsedeceğim açıkçası. Şimdi bakın deprem dalgaları arkadaşlar enine ve boyuna olabiliyor. Yay dalgaları su dalgaları görüyor musun buraya kadar ortak farklı olan nedir? Ses dalgaları bakın görüyor musun enine dalgalarda yok. Elektromanyetik dalgada boyuna dalgalarda yok. Bunu şöyle aklımızda kalabilir mi? Biraz tabii ki Akılda tutma yöntemleri biraz saçma oluyor ama e, akılda da kalıyor, işe de yarıyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar, ses dalgaları, boyuna dalgalar yani şimdi şöyle düşünelim. E, sen şimdi, bakın senin ses tellerin nerede arkadaşlar, ses tellerimiz nerede? Boynumuzda değil mi? Boynumuzda. Hani boyuna dalga, oradan çarşım yapsın. Hani boyuna, boyun, boyun ve ses dalgası farklı olan bu. Hani boynumuzdaki ses tellerinden çıkıyor diye düşünebiliriz. ...elektromanyik dalgalarda arkadaşlar bakın... elektromanyet dalgalar hangi harfle başlıyorlar? E harfi ile başlıyorlar. Enne dalgalar da E harfi ile başlıyorlar. Belki bu da buradan bir çağrışım yapabilir. Çünkü aralarındaki fark bu. Peki biz bir de ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı dalgaları... ...mekanik ve elektromanyet dalgalar olmak üzere... ...tekrar bir daha ikiye ayırıyoruz. Bakın buradan böldüğümüz zaman... ...şimdi deprem, yay, su, ses dalgaları arkadaşlar... Bunlara bakın ne diyormuşuz? Mekanik dalgalar diyormuşuz. Peki ne fark vardı? Mekanik dalga ne demek? Şimdi gençler bunlar bakın ilerlemek için bunlar nedir bakın? ilerlemek için arkadaşlar ortama ihtiyaç duyarlar. Ortama ihtiyaç diyelim duyarlar. Yani ne demek ortama ihtiyaç duyarlar? Mesela depremin ilerlemesi bir toprağa ihtiyacı var. Yay dalgasının arkadaşlar bir yaya, su dalgasının bir suya ihtiyacı var. E ses dalgasında bir madde ihtiyacı var. Mesela uzayda ses dalgası yayılmaz bakın. Şu anda biz konuşuyoruz birbirimizi duyuyoruz ama havadaki moleküller yayınlıyor. Veya ne bileyim şu katı maddeyi vurduğumuz zaman burada ses dalgası gidiyor ama katı bir madde. Yani bunlar da arkadaşlar ortama ihtiyaç vardır. Elektromanyet dalgaları da buradan birkaç tane örnek vermişiz bakın. Radyo dalgaları, mikro dalgalar gibi. Bunlar arkadaşlar ortama ihtiyaç duymazlar. Mesela güneşten gelen ışınlar, şöyle der güneşten bakın gelen ışınlar. Dünyaya gelirken Güneşle dünya arasında ne var? Hava herhangi bir katı yok, sıvı yok, gaz da yok. O yüzden arkadaşlar ortamsız bir şekilde ilerleyebiliyorlar diyoruz bunlara. Öncelikle bilmemiz gereken olay budur. Evet. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar optikle ilgili bilgilerimizden bir bahsedelim. <laughs> Işın doğasıyla ilgili ünitemizde. Şimdi arkadaşlar bakın biz ışık kavramını sürekli olarak etrafımızda ışık var. Mesela akşam lamba yakıyoruz, cep telefon ışığı var değil mi? Açıyoruz, kapatıyoruz gibi. Sürekli ışıklarla biz haşır neşiriz. Önceki şurada birkaç tane kavram var arkadaşlar. Onları bizim bir bilmemiz lazım. Nedir mesela? Birincisi ışık şiddeti. Yani ışık şiddeti derken mesela sen şimdi bakkala gidip markete gidip arkadaşlar bir ampul almak istediğinde sen ampul almak istiyorum derse orada görevli sana şunu sorar. Kaçlık yani kaçlık derken işte bunun 50'lik var, 100'lük var, 200'lük var. E şimdi ne demek yani arkadaşlar? Işığın gücü arttıkça e ne oluyor? Etrafa yaydığı ışın sayısı da artıyor. Bakın mesela şu diyelim ki 50 wattlık bir ampul ise bu mesela 100 wattlık bir ampul gibi. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Işık şiddeti diyoruz. Yani ışık şiddeti arttıkça... Bunun yaydığı ışınlar da artıyor ve dolayısıyla etrafı da daha fazla aydınlatıyor. Ya tabii ki faturada biraz fazla geliyor ama yapacak bir şey yok. Işık şiddetini arkadaşlar ı ile gösteriyoruz. Mesela buradaki birinci ampulün ışık şiddeti diyelim ki 100 olsa, bunun birimi de bakın kandeladır. Kandelayı da kısaca cd ile gösteririz. Bu sağdaki de mesela nedir diyelim? 50'dir diyelim. 50 kandeladır diyelim. Ha demek ki ilk bilmemiz gereken bilgi burada. Işık şiddeti arkadaşlar ışığın gücünü veriyormuş. Yani zayıf ışık, güçlü ışık anlamında. İkincisi arkadaşlar ışık akısı. Bakın ışık akısı şu anlama geliyor. Yani mesela şurada bir tane ışığımız var ya. Işınlar bu tarafa geliyorlar yani böyle yüzeye çarpan ışınların toplam sayısı anlamına geliyor sevgili gençler. Mesela buradan 100 tane ışın çıktıysa buraya kaç tane çarptıysa bakın biz buna ışık akısı diyoruz. Peki bir de aydınlanma şiddeti var. tabii ışık akısında arkadaşlar bir küre için özel bir formülü var. 4 pi I diye bu da belki karşımıza çıkabilir. Bununla ilgili nasıl soru sorabilir onu da şimdi söyleyeceğim. Ve aydınlanmış dedi arkadaşlar. Bunlar mutlaka çıkar diye düşünüyorum. Bakın aydınlanmış dedi. Olmadan sınav olmaz. Bakın şurası çok önemli bizim için. Şimdi bu da şu demek. E, ya şimdi bakın bir tane ampul var burada. Burada da bakın şöyle bir levhamız var, bir kitabımız var. E şimdi kitap e, aydınlanıyor mesela. Şu anda bir kağıt. Bakın ben de şu anda bu video çektiğim odada bakın te tepede bir tane ampul var. E, ee, ampul arkadaşlar şu anda bu kağıdı aydınlatıyor mu? Aydınlatıyor. Peki ben buradaki ampulü bakın daha da uzaklaştırsam veya kağıdı daha da uzaklaştırsam o zaman ne olur? Buradaki aydınlanma işte daha azalır, azalır, azalır. Çok uzağa gitsem artık bir süre sonra görünmez hale gelir. Ee, çok en azından ışık azalır diyeceğim. Peki bunu nasıl sorabilir arkadaşlar? Bunun bir de formülü varmış. I bölü D kare eğer açı varsa kosinüs. Bu ne demek? Şimdi hemen şunu boş bir tane kağıt alıp şuna gibi bir tane örnek yapmak istiyorum. Mesela şöyle bakınız gençler şurada diyelim ki bakın bir tane ışık var. Bunun ısını sana verir. Isı ne kadar mesela atıyorum 100 kandela diyelim bu ışık. Ve bunun buraya da uzaklığı var. D eşittir ne kadar diyelim bakın bu da. 200 santimetre ve bunun aydınlanma şiddeti ne kadardır diye bizi sorabilir. Aydınlanma şiddeti arkadaşlar. Şurada gösterdiğim gibi bakın E ile gösteriyorum. I bölü D karedir açı varsa kosinüs kullanacağız. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi formülümüz neymiş bakın arkadaşlar. I bölü D kareymiş. Hemen şimdi yerine bir koyalım mı bunları? Şimdi ığımızı bize verir. Ne kadar ığımız? Bakın 100 bölü. D kare ne kadar? 200'ün karesi değil tabii ki değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Fizikte biliyorsunuz mutlaka birimler metre olarak alınır. 2'nin karesi ne kadar? 4. Oradan da ne kadar çıktı? Bakın 25 çıktı. 25 birimi de gençler lüks diye bakın. Bunun bir birimi var. Böyle garip bir birim. Buna da lüks diyoruz. Peki açılı olursa nasıl olacak? Bir tane de ondan yapalım isterseniz. Gene bakın şurada bir ışık kaynağımız var. I eşittir. 20 diyelim. 20 kandela. Şöyle uzaklığımız var arkadaşlar. Şurada 4 metre diyelim. Ve şuraya da şuraya da bakın 30 derece diyelim. Ve şuradaki işte P noktasındaki ve az önce de şurada neyi sorduk? A noktası diyelim. Mesela isim verebiliriz. A noktası P noktasındaki aydınlanma şiddeti. Eğer arkadaşlar böyleyse aydınlanmış dedim bakın o zaman şöyle bulacağız. Gene sol tarafta olduğu gibi I bölü bölüde kare diyeceğiz. Ama kosinüs alfa fakat hangi alfa biliyor musunuz? Şimdi bu optikte yüzeyin normali diye bir şey vardır. Yüzey dik çekilir ve şuradaki alfa yani 30 derece değil 60 derece almamız gerekecek. Hemen alalım ı'mız ne kadar? 20 bölü. 20 bölü. E, 4'ün karesi demişiz arkadaşlar 16 çarpı. Kosünüs 60 bunu tabii ki size e, parantez içinde verir. Bu da arkadaşlar nedir? 1 bölü 2'dir. Hemen şunu ne yapayım? 4'e bileyim bakayım. Şurası 5 çıktı. Buradan da şurada kaç kaldı? 4'e böldük. Burada 4 oldu. 2 ile de çarparsam. 5 bölü 8 illaki tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Gene ne olacak bakın? E, lüks olacak. İşte gençler buradan bir tane ben bekliyorum açıkçası. E, I bölü de kare. Buna da ne dedik? Lüks dedik. Peki akıyı nasıl soracak? Bir tane de isterseniz ondan bir göstereyim. Yani şu ortadaki 4 pi I'dan bir tane göstereyim. Bakın bunu da şöyle sorar. Arkadaşlar şöyle bakın bir tane diyelim ki bir küre verdik. Bir tane daha küre verdik. Bir tane de şöyle büyük küre verelim. Bunun merkezine bakın bir ışık koyalım. Yani küre düşünün üç boyutlu. E, merkezin ışığın şiddeti I. Buradaki ışığın şiddeti 2 I. Buradaki ışığın şiddeti de arkadaşlar 2 I olsun. Bakın X, Y ve Z küreleri. Bunların ışık akılarını sıralayın diyebilir veya oranı nedir diyebilir. Bakın neydi şöyle der, formülümüz? 4 pi i'ydı küre için bu yalnız geçerli formüldür. O zaman x'i yazarsam arkadaşlar bakın 4 pi zaten sabit i var değil mi formülde? Şimdi y'yi yazalım. Y'yi yazıyorum bakın. Y eşittir. Gene 4 pi çarpı arkadaşlar 2 i. Bir de z'yi yazıyorum. Bakın z eşittir. Garip bir sembol böyle fi diye okunuyor bu. 4 pi çarpı 2 i. Peki ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Z ile bakın Y eşit çıktı. X'ten büyük çıktı. Şimdi burada bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. O da ne biliyor musunuz? Formülümüz bakın neydi arkadaşlar? 4 pi Bu formülde ne yok biliyor musun? Yarı çap yok. Bak yarı çap yok. Bunların yarı çapları mesela küçük. Bunun yarı çapı büyük ya. Hatta şöyle diyelim istersen. Bunun yarı çapı R olsun. Bunun yarı çapı R olsun. Bunun yarı çapı da işte 2R olsun. İşte bu R 2R ile ilgili bir şey değil. Bakın 4P zaten sabit. Direkt olarak I ile alakalı görüyor musunuz? İşte bu 4P I formülü arkadaşlar. Bunu eğer bize sorarsa bunu bu şekilde buradan yapabiliriz. Çok basit bir soru olur. Ee, yani aydınlanma şiddeti ve ışık akısından açıkçası ben bu da arkadaşlar soru bekliyorum açıkçası. Buralardan soru gelecektir. Evet arkadaşlar yine mutlaka soru çıkacak olan bir noktamız bakın. Gölge ve yarı gölge. Ortaokuldan beri bu karşımıza çıkıyor. Bu gölge kavramı bana sorularda hani fen bilgisi derslerinde soruluyordu. Burada da şimdi lisede fizik dersinde arkadaşlar karşımıza çıkacak. Bu ne demek? Yani bakın şimdi arkadaşlar şuraya bir ışık koyduğunuzda. da şuna bakın benim kalemi çok gölgesi oluşmuyor ama e sen evde bunu yapabilirsin çünkü benim burada birkaç tane ışık var o yüzden e biraz da güçlü ışıklar çok fazla gölge oluşmuyor. Ama sen şimdi evde mesela akşam e şu kalemi arkadaşlar şöyle tuttuğun zaman bakın bu kalemi şurada gölgesini görürsün değil mi? Kalemi şöyle bir gölgesi oluşur. Peki bu niye oluşuyor arkadaşlar? Bakın şuradan gelen ışık kaynağından gelen ışınların ...bazıları bakın şuradan geçemiyorlar. Buradaki engeli çarptığı için buradan buraya geçemiyor. Dolayısıyla bakın burada siyah kalıyor. Ama şuradan gelen ışınlar tabii ki buralara geliyorlar. Ve bu şekilde burada bir gölge oluyor, oluşuyor. Peki ben gölgeyi nasıl çizeceğim? Bakın şurada ışık kaynağı varsa... ...ışık kaynağından engelin bir üstüne bir de altına çizeceksiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar gölgeyi yapacaksınız. Hemen gene bir tane ben... ...şöyle bir tane örnek göstereyim istersen sana. Bakın şöyle bir tane... ...şuraya bir ışık verecek, ışık diyelim. Evet... Şöyle bir tane yardımcı olmasın bir tane eksen çizer sana. Bak şöyle bir tane böyle bir duvar verir. Şurada demek ki böyle bir tane engelimiz varsa arkadaşlar bir cisim varsa yani ışığı geçirmeyen bir cisim varsa. Bunun gölgesi nasıl olur derse. Şimdi sen ne yapacaksın? Bunun altına ve üstüne bakın şöyle bir ışın göndereceksin. Bir üstüne bir de altına bir ışın göndereceksin. İşte şöyle bir yuvarlak yaptığın zaman bakın şu bölge nedir arkadaşlar? Işık almayan bölge yani biz buna ne diyoruz? Buna gölge diyoruz. Peki bir tane ışık kaynağı olmayabilir. Birkaç tane olabilir. Bakın bir tane daha bir tane şuraya ışık vereyim. Şuraya bir tane daha ışık vereyim. İstersen şöyle yapayım. Önce bir tane ışık olsun ama iki tane cisim olsun bakın. Bir tane ışık var. Şöyle bir tane cisim burada rare çaplı. Bir tane cisim de arkadaşlar burada. Rare çaplı. Görüyor musunuz? Şurada da gene bir duvarımız olsun. Şimdi arkadaşlar biraz burada ışınları çizerken bazen hata olabiliyor. Yani şunu da düşünmek lazım. Bakın ışık kaynağına sizce bir cisim yakınsa mı gölgesi büyük olacak yoksa buradaki mi uzaksa mı gölgesi büyük olacak ne dersin? Değil mi? Yakınsa bakın arkadaşlar gölgesi daha büyük olur. Bakın dediğim gibi şimdi lambamız buradayken akşam sen bu deneyi yap. Bakın şöyle kalemi lambaya doğru veya şöyle yap. Cep telefonu arkadaşlar ışın aç. Cep telefonu ışın aç. Kalemi şimdi bakın cep telefonuna yaklaştır. Gölgesi büyüyecek. Uzaklaştır. Bakın gölgesi küçülecek. Böyle bir deney yap. Yani dolayısıyla şunu şu yüzden söylüyorum. Hani biraz da bunun büyük çıkacağını düşünerek de bir çizim yapmak lazım. Şimdi bakın şimdi size zaten bir tane ışın burada vermiş. Bazen şöyle oluyor. Çocuk mesela şu altına ışın çizecek ki altına çiziyor. Bu böyle geliyor, geliyor, geliyor böyle. Ya iyi de bu niye böyle geldi ki? Bakın şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle altına bir ışın göndereceksin. Bir de bakın üstüne göndereceksin. Ama bu ne olacak? Biraz büyük olacak şöyle. Bir de şu bunun altına yine aynı ışın. Evet. Bir de şöyle üstüne göndereceksin bakın. Burası arkadaşlar şöyle oldu. He ne oldu o zaman ekranda bakın bir tanesi büyük, bir tanesi küçük olan iki tane gölge oluştu. Görüyor musunuz? Tam gölge diyoruz bunlara. Yani tam siyah. Şimdi onu göstereceğim. Eğer bir tane ışık kaynağı değil arkadaşlar birden fazla ışık kaynağı varsa, o zaman bir tam gölge, bir de yarı gölge oluşuyor. Ama buradaki gibi, şu örnekteki gibi sadece bakın e, tek bir ışık kaynağı varsa, o zaman arkadaşlar ne olur? Burada sadece e, tam gölge oluşur. O zaman şöyle yapalım. Bir kağıt daha alayım. Bir de şu alttaki durumu göstereyim bakın. Ee, yani iki tane ışık kaynağımız varsa isterseniz önce bunu bir inceleyelim ondan sonra bir tane daha önüne göstereyim. Şimdi arkadaşlar K1 ve K2 diye bakın iki tane ışık kaynağımız var. Şimdi K1'i e bakın kırmızı ile çizmişim. Şimdi buradan ne yapacaksın? Sen gene sen engelin üstüne ve altına ışın göndereceksin. Ama biraz bilinçli göndereceksin ışını. Bak K1 daha uzakta olduğu için bunun gölgesi arkadaşlar daha küçük oluyor. K2 daha yakın olduğu için bakın sarıyla çizdim bu daha büyük oluyor. Ve şurada iki tane yuvarlak çiziyoruz ve kümelerin kesişim bölgesi hani matematikte kümeler vardır ya. Bu kümelerin arkadaşlar bu kümeler illa şöyle çıkmayabilir şöyle de çıkabilir. Bakın şu kümelerin her zaman kesişim bölgesi nedir? Tam gölgedir. Şu dışarıda kalan şu bölgeyi, şu bölgede arkadaşlar bunlar da ne olacaktır? Yarı gölge olacaktır. Hemen bir tane bu soruyu değiştirip şöyle istersen bir tane daha bir örnek yapayım ben sana. Şimdi bakın bu sefer tabii ne yapacağız? Bir tane ışık kaynağı koymayacağız. Ee, birden fazla yani iki tane ışık kaynağı koyarız. Ve dediğim gibi bu burada sana yardımcı olsun diye söylediler. Şöyle bir ışın da çizer. Yani aslında oradaki ışınların birini sana veriyor demektir bu. O zaman şuraya da biz istersen bir tane gene bir engel koyalım. Yani ışık geçirmeyen cismimiz. Bunu koyduğumuz zaman o zaman bu perdede nasıl bir durum oluşur diye. Bakın belki de aynı soru sana çıkar. Peki ne yapacaksın? Önce şöyle üstteki ışından bak zaten ışının birini vermiş görüyor musun? Bak yine üzerinden bir daha çiziyorum. Bunun bir üstüne bir de şöyle altına çiziyoruz. Ha burası ne oldu bakın burası bu ışık kaynağından ışık almayan bölge. Tabi sen öbüründe aynı kalemle çizeceksin ama ben şimdi hani aradaki fark görülsün diye kalemin rengini değiştiriyorum. Buradan şöyle gene bakın altına bir ışın gönderdim. Bir de şöyle üstüne gönderdim. Buradan da bakın burası da bu ışık tarafından ıı, ışık almadı. Ha o zaman şu kesişim bölgesi şurası ne oldu gençler? Burası bakın tam gölge oldu. Şurası ne oldu arkadaşlar? Burası buraya da ne diyoruz? Yarı gölge diyoruz. Şuraya da değil mi aynı şekilde? Bakın buraya da aynı şekilde arkadaşlar. Yarı gölge diyoruz. İşte bu şekilde bir çizimi yapacaksın. Ee, bununla ilgili dediğim gibi mutlaka hocanız bir soru hazırlamıştır. Bununla ilgili bir şey vermiştir. Şimdi gençler bu sorunun farkı az önceki sorudan farkı nedir? Bu küresel ışık kaynağı. Bakın az önceki noktasal ışık kaynağıydı. Bir nokta şeklindeydi az önceki. Şöyle geri alırsam. Burada gerçi iki tane ışık kaynağı vardı. Ama nokta boyutu yok. Fakat burada arkadaşlar ışığımız büyük böyle. Güneş gibi bu ışık. O zaman ne yapacağız? Biz buradaki ışığın bakın bir üst noktasından... E, ...bakın dikkat edin. Bir kürenin üstüne ve altına ışın göndereceğiz. Sonra bir de alt noktasından bakın üstüne ve altına göndereceğiz. Fakat burada yapılan hatalardan birisi şu oluyor bakın. Aynen bakın şu sorudaki bir sonuç bulmayacaksın. Bak iki tane çember çizim aynı aslında. E, noktasal ışık kaynağında arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Önce bakın şu yeşili çizdim ya. Bunun hemen yuvarlağını yapıyorsun. Sonra ikincinin yuvarlağını yapıyorsun. Dolayısıyla iki tane kesişen bölge çıkıyor. Ama bakın burada öyle çıkmıyor. Dikkat edin. Birbirine benziyor gibi. Hani üst taraftan bakın şunun üstüne ve altına gönderdin ya. Hemen bunun yuvarlağını yapmıyorsun. Bekliyorsun. Yoksa bunun gibi sonuç bulursun. Bak bunun gibi bulursun sonucu. Bu da yanlış olur. Küresel ışık kaynağında öyle yapmıyorsun. Sonra alt taraftan da bakın üstüne ve altına çiziyorsun. En son arkadaşlar ortasına bir yuvarlak bir de dışına bir yuvarlak yapıyorsunuz. Ortadaki bölge zaten tam gölge oluyor. Dışarıdaki bölge yarı gölge oluyor. Yani sonuç olarak küresel ışık kaynağına bakın böyle bir görüntü buluyorsun. Ee, Noktasız ışık kaynağında ama iki tane üst üste ise o zaman arkadaşlar böyle bir sonuç buluyor. Peki gelelim şimdi gençler aynalara. Şimdi aynalarda mutlaka tabii ki e, farklı farklı sorular soracak. Peki ne var aynalarda hocam? benim burada ne bilmem lazım? Arkadaşlar birincisi ışın çizimini bilmemiz lazım. İkincisi biraz sonra söyleyeceğim görüntü nasıl oluşur? Yani o da basit bir şey zaten. Hani cisim buradaysa görüntüsü arkadadır. Ve üçüncüsü de sonuncusu da arkadaşlar görüş alanı. Mesela sen şimdi banyoya girdin. Orada bir ayna var. Şimdi aynaya baktığın zaman e, her tarafı görmüyorsun değil mi? Mesela yandaki dolabı belki görmüyorsun gibi. Ama bakış açısını değiştirdiğin zaman görüyorsun. Görüş alanından bahsedeceğiz. Peki burada arkadaşlar bir kere şunu bir bileceğiz. Şurası bakın yansıyan yüzey demişiz yani aynı. Gelen ışın bir de yansıyan ışın. Şimdi gelen ışın ve yansıyan ışın ortasında ne var? Normal var. Normalde arkadaşlar aynı edik. Şimdi bir örnek vermemiz gerekirse mesela burası 20 derece olsun. O zaman burası 90 olması için ne olur arkadaşlar? 70 olur. Burası da bakın 70'tir. O zaman burası da bakın 20'dir. O zaman bunun sana derse ki bakın bunun gelme gelme açısı kaç derecedir veya veya arkadaşlar yansıma açısı kaç derecedir derse bakın ayna ile yapılan açı değil normalle yapılan açı bize kastediliyordur bunu bilmemiz lazım. Yani şu anda gelen ışının bakın normalle yaptığı açı kaç derece? 70 derece zaten gelme açısı 70 derecesi, yansıma açısı da zaten 70 derecedir diyeceğiz. Burada anlaştık mı arkadaşlar? Bakın gelme ve yansıma açısı demek normalle yapılan açı demektir. Peki bazen sorularda bu şekilde böyle açı değil de şöyle kare düzleme oluyor. Bakın o zaman da kareleri sayarak biraz dikkatli yapmamız lazım onu. Mesela bu örneğe baktığımızda bakın şurada bir aynamız var tamam. Şuradan bir bakın ışın geliyor. Şöyle yapacağım bakın şuradan geliyor ışın dikkat edin. Şu şöyle ışın geliyorsa bu kareleri saymalıyım bakın dikkat edin. Bir iki üç aşağı bir sağa gitmiş. Görüyor musunuz bakın dikkatli bakın buraya. Üç aşağı bir sağ. O zaman yansırken de bir sağ üç yukarı arkadaşlar işte şu noktadan geçiyor bakın görüyor musunuz? İşte böyle bakın kareleri sayarak. Peki burada bakın aynamız köşegenden gidiyorsa bu da buradan bakın gelip çarpıyor ve buradan gidiyor arkadaşlar aynı açıyla gidecek. Ve yine aynamız bakın nasıl olursa olsun şuradan gelen ışın bakın gene dikkat edin ışın bire ikiye. Buradan giden ışın bakın şu noktadan geçmişti kadarsınız gene ikiye bir görüyor musunuz? Bak bire iki ikiye bir olacak ki düzgün bir çizim olabilsin. Peki. Hemen şu soruya geçme önce arkadaşlar bir tane şöyle bir soru sorayım mı? şu şekilde bir sorumuz olsun bakın. iki tane ayna koydum buraya bakın bir tanesi şöyle ayna olduğunu ifade etmek için de şöyle ne yapıyoruz arkasını şöyle tarıyoruz. Burası diyelim ki x aynası burası da y aynası olur. Öğretmen bunu biraz değiştirip sorar diye düşünüyorum. Peki şuradan da arkadaşlar bir tane ışınımız geliyor ve şuradan kaç derece diyelim buraya mesela 40 derece diyelim. Bu ışın aynalara çarpıyor ve bunu x ...aynasındaki yansıma açısı ve y aynasındaki yansıma açısı nedir diyoruz. Fakat dediğim gibi bakın bunu e, bilmen lazım. Yansıma açısı deyince aynayla yapılan açı değil arkadaşlar. Normalle yapılan açı. Sanırım bunu söylemeyecek normalle yapılan açı olduğunu. Ama gelme açısı ve yansıma açısı diyorsa ne yapacaksın? Sen bunu normalle yapılan açı olduğunu bileceksin. Peki e, soru bu. sorun çözümüne geçelim. Nasıl çözeceğiz bu, bu soruyu şimdi? Şöyle çözeceğiz arkadaşlar. Işın geliyor tam buraya kadar geldi. Buradan sonra ne yaptı? Y aynasına yansıyacak. Oradan da Y aynasına da şu şekilde bakın yansıyacak. Şimdi şuradaki açıları bulalım. Zaten şurası 40 derece bakın şurası da otomatikman nedir? 40 derecedir aynıdır yani bu 30 ise bu da 30 olacaktı. Peki burayı nasıl bulacağız? Bakın burada bir üçgen oluşuyor arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? Evet değil mi? 180 derecedi. Güzel. 180 derecesi. şurayı hesaplarsan ne olur? 40 ile 90'ı topla. 130. 180'den çıkartırsak arkadaşlar. Şurası ne oldu? 50. O zaman burası da ne oldu? Bakın 50 oldu. Ama tabii ki X aynasından yansıma açısı 40, Y'den ki 50 değil şu anda değil mi? Ne yapacağız? Hemen bakın şurada bir normal çizmemiz lazım. Normal ve şurası kaç derece oldu şu anda? 50 oldu. Yine buradan da bakın arkadaşlar bir normal çizmemiz lazım. Buralarda kaç kaç oldu? Buralarda bakın 40, 40 oldu. O zaman X aynasından dikkat edin yansıma açısı kaç derece? 50 derece. Y aynasından yansıma açısı arkadaşlar 40 derece. Aman dikkat bu sorulardan karşımda çıkacak. Peki görüntü sevgili gençler sen şimdi her gün sabah kalkıyorsun işte elini yüzünü yıkıyorsun aynaya bakıyorsun değil mi? Aynada kendini görüyorsun evet aynada kendinin görüntüsünü görüyorsun bakın aynamız burada aynamız burada arkadaşlar. Eğer sen de buradaysan sen de buradaysan bakın ne oluyor şurada bir yerde şurada ne oluyor görüntünüzü görüyorsunuz bakın. Peki görüntü senden büyük mü küçük mü aynı değil mi aynı boyda arkadaşlar bakın görüntü özellikleri aynanın arkasında oluşur Değil mi? Aynanın arkasında oluşur derken. Yani şimdi diyeyim ki şu mesafe bakın bir metre ise... Bir metrede içeride senden iki metre uzakta bakın görüntün oluşuyor görüyor musunuz? Ben de buraya böyle bir şekil yapmışım bakın böyle bir görüntüsü oluşuyor demişim. Ve bu sanaldır arkadaşlar bakın aynalarda şimdi çukur ayna ve tümsek aynadan da bahsedeceğiz. Eğer görüntümüz arka tarafta oluşuyorsa buna biz ne diyoruz sanal görüntüdür diyoruz. Eğer önde oluşursa ki çukur aynada böyle durumlar oluşabiliyor Önde oluşursa arkadaşlar buna da ne diyoruz? Buna gerçek görüntü diyoruz. Ve aynaya göre simetriktir demişiz. Gençler bakın sen şimdi aynada diyelim ki aynanın karşısındasın. Sağ elini kaldırırsan aslında orada görüntü ne yapar? Sol elini kaldırır. Hatta bu ambulansların yazıları falan biliyorsun. Böyle simetrik yazılır ya ters yazılır. İşte o neden çözülder. Çünkü aynalarda bakın e, ne yapar? Simetrik görüntü verir. Ve boyu eşittir. Yani senin boyun e, diyelim ki 2 metre ise görüntün 3 metre olmaz. Aynı boyda olacaktır. Ve arkadaşlar eşit uzaklıkta olacaktır. Değil mi? Bakın şurası bir metre ise burası bir metre olacaktır. Bu özellikleri zaten biliyorsunuz. Ama yine şöyle üzerinden mi geçtik? Peki o zaman gelelim şuraya. Tabi buraya gelmeden önce yine ben şöyle isterseniz bir tane şurada bir tane ufak bir örnek daha yapıp böyle gideceğim arkadaşlar. Şöyle yapayım bakın şuraya şöyle bir kare düzlemi vermek istiyorum öncelikle. Böyle kareleri çok verirler sorularda karşımıza çıkar. Evet şöyle bir kare mi yaptık. Şimdi buraya bir yere de bir tane bir ayna koyalım. Bakın şöyle bir ayna koyayım. Aynada ne olacak? Şöyle yaparız. Peki şimdi arkadaşlar şuradaki K noktasının görüntüsü aynada nerededir desem ne dersin? Evet de bunu çok rahatlıkla yaptım. Şurada hemen bir birim. Bir birim daha dersek bunu da istersen K üstü diyeyim. Peki şuradaki L'nin görüntüsü nerededir? Evet değil mi? 2 2 güzel. Buradadır L üssü. Peki şuradaki M noktasının görüntüsü var mıdır arkadaşlar aynada? Belki yoktur demiş olabilirsin burada. Arkadaşlar bakın sen şimdi buradaysan evet bak kendini göremezsin ama şuradaki biri seni görür. Bak şurada K mesela seni görür. Yani senin görüntün var. Peki nerede var? İşte sen burayı uzatacaksın. Bakın o zaman bir birim bir birim daha gittiğin zaman işte bakın M'nin görüntüsü buradadır. Görüyor musun? M'nin görüntüsü arkadaşlar bu şekilde vardır. Peki Şöyle yapayım isterseniz. Bu sefer de aynayı şöyle yamuk koyayım. Bakın şöyle yapalım. Dolayısıyla şuraya da birkaç kare daha ekleyeyim şöyle bakın. Yani çünkü bu aynanın yamuk olduğu karşımıza çıkar. Bu şekilde de sorular çıkar. Şurada şöyle evet birkaç tane kare daha ekledik. Peki bu sefer arkadaşlar şuradaki şöyle yapalım bakın. Ee, şuradaki A noktasının görüntüsü nerededir desem. Tabii şunu şöyle bölelim ve artık bu tarafa bakalım. Şöyle bakalım. A noktasının görüntüsü nerede dersem arkadaşlar bir kere şöyle bir hata yapılıyor bakın. Şöyle sayılıyor bazen görüyorum. Bir, iki, bir, iki. Şu buradadır hocam diyorlar. Ama arkadaşlar öyle olmaz. Aynaya bakın şurada olduğu gibi uzatabiliyoruz. Yani uzatma şansımız var. Her zaman ayna dik uzaklık olacak. Bakın şurası bakın dik uzaklık. Bir bu kadar daha gideceğiz değil mi? İşte A noktasının görüntüsü. Görüyor musunuz? İşte burada olacak her zaman. Arkadaşlar dik uzaklık alacağız. Ve gelelim görüş alanına bakın. Bunların hepsi karşımıza çıkacak sevgili gençler. Şimdi görüş alanı dediğim gibi sen aynaya baktığın zaman bütün her yeri görmüyorsun. Yani odanın bir kısmını görüyorsun. Peki bunu biz nasıl yapacağız? Şimdi soru şu bakın. Burada bakın dikkat edin arkadaşlar. Aynamız var. Ayna soru şu. Ayna burada sen de buradasın gözlemci diyor. Nereyi görürüz diyor işte buraya da noktalar veriyor böyle. KLM falan noktalar veriyor. Şimdi bunun iki yöntemi var. Arkadaşlar ben genelde şimdi gösterdiğim yöntemi sana burada yapacağım. Şimdi birinci yöntem şu. Aynanın bir bu ucuna bir de bu ucuna arkadaşlar ışın gönderip yansıtıyoruz. Ya da ikinci yöntem gözün görüntüsünü alıyoruz. Bakın şöyle iki birim ya iki birim daha gidiyoruz. Bakın gözün görüntüsünü alıyoruz. Tamam. Şu ikinci yöntem daha rahat gibi geliyor bana. Gözün görüntüsünü aldıktan sonra bakın bunun bir üstüne bir de şu altına bir ışın gönderiyoruz. İşte şu aradakileri görüyoruz arkadaşlar şurada. Mesela şurada sana noktalar verse Şurası K noktası. İşte şurası. L noktası şurası M noktası dese hangisini görürüm dese e, çizginin üzerinde dahil olmak üzere K ve L'yi görürüz ama M'yi göremeyiz. Aynen burada da şöyle der, görüntüsünü alırız. Bakın ya uçlarına ışın gönderip yanstırız birinci yol ya da benim dediğim ikinci yola gelirsek. Şuraya o zaman bir kare daha eklemem lazım bakın şöyle yapalım. Evet şuraya şöyle bir kare daha ekledim. İkinci yol şu arkadaşlar ayna burada ya. Bu cismin hani aynayı şöyle uzatabiliyorduk. Kaç kare burası? İki kare. İki kare daha uzatıyorsun. Görüntü bakın gözün görüntüsünü alıyorsunuz. Sonra aynanın uçlarına bakın. Şu bir şu ucuna bakın ışını gönderiyorsun. Bir de arkadaşlar şu ucuna bir ışını gönderiyorsunuz. Ve şu arada kalanları görüyorsunuz. Mesela sana şimdi burada noktalar verse. işte şuraya mesela A noktası dese. işte şuraya B noktası. işte şuraya C noktası. Şuraya da D noktası dese mesela. Bu örnekte biz hangilerini görüyoruz arkadaşlar? B ve C'yi görüyoruz. A ve D'yi görmüyoruz. Diyeceğiz. O zaman hemen ben şöyle bir tane daha bir örnek yapayım. Şöyle kare düzlemiyle hemen bir tane daha şöyle bir kareli bir soru yapalım. Evet şöyle birkaç tane arkadaşlar, çizgi çizdim. Ve sana bunun işte hangileri görünür diye bence böyle bir soru gene mutlaka var. Aynamızda şöyle köşeli dursun isterseniz. Şöyle bir aynamız var. Ee, şurada bir yerde arkadaşlar gözümüz olsun. Göz yani gözlemci. Şu gözlemci diyelim. Şuralarda birkaç tane nokta koyayım ben. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle noktalar koyalım. Bir tane şuraya koyayım. Ee, şurası bir numaralı nokta. iki numara. Üç numara arkadaşlar. Bu da dört numara. Bu da beş numara. Hangilerini görebilir diye soruyoruz. Bizim şimdi yöntemimiz neydi? Bir. Bakın bir arkadaşlar. Bunun görüş alanını alırken bir gözün görüntüsünü alacaksın. Bir görüntü alacaksın. Görüntü almak ne demek? Aynaya dik uzaklık çekeceğiz değil mi? Şöyle bir birim, bir birim daha gelirsem. Bakın şuraya geldim. Görüntüyü aldım mı? İki, e, uçlara, aynanın arkadaşlar uçlarına, uçlarına ışın göndereceğiz. Yani uçlarına ışın göndereceğiz ne demek? Şimdi artık bununla bir işim yok. Buradayız bakın. Buradan aynanın bir üst ucuna bir ışın gönderdim. Bir de bakın şöyle alt ucuna arkadaşlar bir ışın gönderiyorum. İşte şu arada kalanları görüyoruz demektir, değil mi? Peki arada kalanlar hangileri oldu? Bakın çizginin üzerinde dahil 2 numara, 3 evet, numara ve 4 numara. Şuradaki o zaman 5 ile 1'i görmedim demektir. Gördünüz mü? İşte yaptığımız bu biraz sonra bununla ilgili gene bir örnekle göstereceğim. Oradan nasıl sorular çıkar arkadaşlar? Onlara bakacağız. Amacımız şu. Şu videoda diyoruz. Her şeyi bir tekrarlayalım. Şu videoyu izledikten sonra arkadaşlar bir eksimiz kalmasın. Şöyle bir bilgimiz var. Çocuklar sen şimdi aynada bakın kendini göreceksin ya yani, tümden göreceksin. Ne kadar bir aynaya ihtiyaç var? Yani senin boyun deyince iki metre ise kaç birimlik bir aynaya ihtiyaç varmış biliyor musunuz? Tam yarısı arkadaşlar bakın iki metre ise senin boyun aynanın boyu ne olacak? Burada e, o zaman bir metre olacak. Yani boyun bir seksense o zaman doksan santimlik bir aynaya ihtiyaç var gibi söyleyebiliriz. Yani en az arkadaşlar yarısı kadar bir aynaya ihtiyaç vardır. Böyle bilgimiz var. Ve bir de şöyle bir durum var, eğer biz diyelim ki aynaya yaklaştık ya... ...mesela şu anda diyelim ki aynada bütün boyumuzu görmeyebiliriz. Şimdi yine banyodan örnek vereyim. Sen şimdi banyodaki aynaya baktığında ayaklarını görmüyorsun mesela. Genelde öyledir, Ayna boy aynası değilse eğer. Ayaklarını görmüyorsun. Şimdi ne kadar görüyorsun? Mesela karnını görüyorsun, karnına kadar görüyorsun diyelim. Aynaya sürekli yaklaşırsan veya uzaklaşırsan görüş alanın değişmiyor. Yani gene aynı noktayı görüyorsun. Burada bakın ondan bahsetmiştim, onu deneyinde de çok rahat... Bir şekilde şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun, hem de TATS uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TATS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Bunlar şimdi birkaç tane örnek çözeceğim. Bir de şu küresel aynalara bakalım sonrasında oraya bakarız arkadaşlar. Şimdi küresel ayna dediğimizde bakın kaç çeşit aynamız var. Bir düz ayna var tamam az önce gördüğümüz bizim her zaman evlerde kullandığımız. Bir de tümsek ayna ve çukur ayna var. Üç tane bakın aynamız var bunlar pek evde yoktur. Hani ayna vardır da şöyle diyebiliriz mesela diyelim ki bir kaşık var ya kaşık hani çay kaşığı veya yemek kaşığı. Yemi kaşın arkadaşlar iç kısmı şurada çukur kısmı çukur aynaya örnek verilebilir. Çevir arkasına o tümsek kısmı da arkadaşlar tümsek aynaya örnek verilebilir. Mesela tümsek aynayı başka sen nerede görüyorsun? Hani bu otopark girişlerinde falan görüyorsun mesela değil mi? Oralarda görüyorsun. Gibi çukur aynayı pek ne bileyim görmüyorsun veya tümsek ayna çaydanlı dış yüzünü düşün. Orada mesela tümsek aynayı görüyorsun gibi. Peki burada şimdi belli kavramlarımız var. Onları bir söyleyeceğiz gençler. Yani bunları da bilmemiz lazım. Evet burası ayna kısmı özellikle bu küresel ayna konusunda biraz öğrenciler açıkçası sıkıntı yaşıyorlar. Biraz zorlanıyorlar ama çok da bir durum yok. Ben şimdi burada bilmen gereken şeyleri hap şeklinde sana söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar küresel aynaların bakın oda uzaklığı sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır. Ne demek bu? Şimdi bakın şöyle bir çukur aynamız varsa. Arkadaşlar bakın çukur aynayı bir şöyle çiziyoruz. Şurayı yine tarıyoruz. Aynanın arka tarafı anlamında. Bir de şu tümsek aynamız var. Gene bunu da bu tarafını bakın tarıyoruz. Ee, bir de şöyle ortadan arkadaşlar bir tane çizgi çekiyoruz. Mesela bu e, küresel ayna demek ki... ...hani bunu sen böyle bir çember tamamlasan... ...bu böyle aynadır. Ee, i̇kisi de bu şekilde bir aynadır. Şöyle bir çizgi çekiyoruz. Bununla da arkadaşlar asal eksen olmuş oluyor. Şimdi bakın asal eksen uzunluğunda şöyle. Bunu sen böyle tam bir küreye tamamlarsan... ...bunun burada neyi vardır arkadaşlar? Bir merkezi vardır. Merkezle aynanın tam ortasında da biz ne diyoruz? Fokus... Yani fokus İngilizce için öder, odak anlamına geliyor. Aynısı tümsek aynada da var. Tümsek aynaya bakın tamamlarsanız burası arkadaşlar merkez oluyor. Gene bunun tam ortasına da biz ne diyoruz? Gene odak diyoruz ve özellik gereği de bunlar eşit uzaklıktadır. Mesela demin ki burası 5 santimse o zaman burası da 5 santimdir. Burası 2 santimse arkadaşlar burası da 2 santimdir gibi diyeceğiz. Peki bu aynanın odak uzaklığı ne kadar? 2'dir. Merkezi ne kadar derse 4'tür gibi söyleyeceğiz. Peki bu 2 ve 4 neye bağlı? Arkadaşlar burada Aynanın yapısına bağlı yani bu aynayı üreten fabrika nasıl ürettiyse ona bağlı. Yani burada diyoruz ki kullanılan ışığın rengine göre yani sen şimdi burada diyelim ki bu aynaya kırmızı ışık gönderdin yeşil ışık gönderince bu aynanın odak uzaklığı değişmez bu fabrikasyon bir şeydir. Ve aynanın bulunduğu ortama göre de arkadaşlar e, değişmez diyor. Yani bu aynayı sen böyle suya soksan gene burası 2 santimdir sonuçta. E, bunu camın içine koysan değil mi? aynıdır? Durum değişmez demişiz hani bundan bahsetmişiz. Bunu gene şimdi örneklerde karşımıza çıkar. Bu da arkadaşlar yazılı sorulur diyorum bakın. Mutlaka belli ışınlar küresel aynalarda e, bilmesi lazım. Düz aynada tabii ki tek bir ışın var. Düz aynadan gelen ışın aynen yansıyor. Burada birkaç tane bilgimiz var. Bakın onları bir bilir. Nasıl bir bilgimiz var? Birincisi arkadaşlar şu anda çukur aynada değil mi? Çukur aynada. Bakın burada birkaç tane ışın var. Çok zor değil. Şöyle arkadaşlar bakın asıl eksen yok çizginin adı. Asıl eksene paralel gelen bu ışın aynaya çarptıktan sonra nereden geçiyormuş? Fokustan geçiyormuş yani odaktan geçiyormuş. Nereden gelirse gelsin. İsterse bakın buradan gelsin görüyor musunuz? Gene bu nereden geçer? Şöyle fokustan geçer diyeceğiz. Tabii bu ışının tam tersi doğrudur. Yani paralel gelen odaktan geçiyorsa odaktan gelen de arkadaşlar görüyorsunuz şöyle paralel olarak gider. Yani bu işin bunun tam tersidir. Peki merkezden gelirse bakın merkez arkadaşlar aynanın tam ortası olduğu için bakın buradan gelen ışın ne yapar? Tam olarak kendi üzerinden geri yansır. Çünkü merkezden gelen ışın bakın aynaya arkadaşlar dik olarak çarpmıştır. Ve aynanın tepe noktası diyoruz. Bakın aynanın arkadaşlar tepe noktası düz ayna gibi davranır. Yani buraya gelen ışın buradan çarptıktan sonra buradan ne olacaktır? Bakın aynı açıyla görüyor musunuz? Yansıyacaktır diyeceğiz bu şekilde. İşte bu ışınları bilerek biz bakın soruları çözüyoruz. Ya tümsek aynadaki ışınlar da buna biraz benziyor. Gene asal eksene paralel gelen bakın az önce odaktan geçiyordu. Bu sefer uzantısı odaktan geçecek. Yani bu aynayı delip içeri geçecek hali yok. Yani sonuçta çarpı arkadaşlar yansıyor. Ee, az önceki bakın gene merkeze doğru gelen ışın gençler. Gene merkezden kendi üzerine geri yansıyacaktır. Şunun tam tersi arkadaşlar gene e, şöyle yapacağız şunu odağa doğru göndersek burada okun yönü yanlış olmuş. Odağa doğru göndersek de yine paralel gidecek. Yani bakın şöyle paralel göndersiniz odaktan odağa doğru giderse paralel gidiyor. Görüyor musunuz? Şu şunun tersi. Gene az önce dediğimiz gibi tam tepe noktası düz ayna gibi davranır ve eşit açıyla mesela şurası diyelim ki 20 derece ise bakın burası da 20 derece oluyor. Görüyor musunuz? Aynen düz ayna gibi davranır. Peki çukur da şimdi arkadaşlar görüntü olayı da bize sorulabilir. Görüntüde biraz aslına bakarsanız az önceki ışınlara biraz benziyor. Tabii birkaç ezber durumu da var burada. Şimdi şunu bileceksiniz gençler bakın. Mesela diyelim ki ben cismi bir cismi tam e, merkeze koyarsam. Bakın merkez noktası görüyor musunuz? Görüntüde arkadaşlar gene tam merkezde oluşuyor. Yani ışından düşünebilirsin. Merkezden gelen ışın tekrar merkezden dönüyor diyor. Evet. Şimdi bakınız gençler cismi bu tarafa doğru götürdüğümüz zaman. Arkadaşlar cismi bu tarafa götürdüğümüz zaman görüntü sol tarafa gidecek. Yani şöyle düşün. Hani cisim merkezdeyse görüntü de merkezdi ya. Cismi üçe getirirsen bakın üç numara burada bakın görüntü nereye gelmiş görüyor musun? Bak sola doğru girmiş. Yani cismi sağa götürünce görüntü arkadaşlar sola doğru gidiyor. Peki cismi sola götürürsen görüntü bakın sağa gidiyor. Görüyor musun? Birinin görüntüsü buradadır diyeceğiz. Peki tam çocuklar dört numaradaysak yani odaktaysak görüntü oluşmuyor. Ve biraz daha sağa gidersek beş ise bakın arka tarafta görüyor musunuz? Bunlara sanal görüntü deniyor arkadaşlar. Bunlara sanal bu tarafta gider de gerçek görüntü diyeceğiz. Ve gene sağ tarafa doğru bakın 5'ten 6'ya gittikçe her zaman aynı adı ters olarak ilerler. Bu da bakın sol tarafa doğru gider. Yani sonuç olarak kafan karışmasın. Bakın şunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Merkezde ise bir kere merkezde olduğunu bilmen gerekiyor. Tamam. Şuna tam 1.5 F diyoruz aslında. 3 numaradaysa bakın görüntüde 3 F'de oluşuyor. Şuradadır. Şunu bilmemiz lazım. gibi. Buradaki ışınlar şimdi karşımıza şuradan çıkabilir. Tümsek aynalı görüntü bu kadar e, karışık değil aslına bakarsanız. Şöyle söyleyelim. Tümsek aynamızı şöyle çizdiğimiz zaman. Yani sen bir tümsek aynalı dediğim gibi şu hani otopark girişlerinde falan şöyle de aynalar var işte onlar tümsek aynadır. Sen de şurada bir yerdeysen arkadaşlar tümsek aynalı bakın tek tip görüntümüz vardır. Görüntü daima aynanın arkasındadır ve küçüktür. Fark ettin mi hani tümsek aynayı baktığın zaman kendini biraz küçük görmüşsündür. Ve şuradadır bu aynanın odak noktası var ya odak noktasıyla daima buradaki arkadaşlar ayna arasındadır. Ve burada yani şurada bahsetmeye çalıştığımda burada bu sağa doğru gelirse bu da sola doğru gelir. Bakın K'nın görüntüsü dikkat edin burada K üstünde. Ama sen bunu L'ye götürürsen L'ye doğru götürürseniz arkadaşlar bu da şunu şurası da ters olmuş. Şu da bu tarafa doğru yaklaşır. L diyelim L üstü. Görüyor musunuz? Yani cisim yaklaşırsa görüntü de yaklaşır. Tam aynı yapısı bu da yapışır gibi bir durum oluşur. Yani şunu bileceğiz. Tek tip görüntümüz var. Çukur aynalı gibi değil açıkçası. Şimdi küresel aynalardan bir iki örnek örneklerini çözeceğim. Şimdi gençler gene bilmemiz gereken nokta, noktalardan bir tanesi de kırılma olayı. Bundan da gene dediğim gibi ben mutlaka soru bekliyorum. Yazıldı arkadaşlar sorulur diyorum buna. Peki bu ne demekti ve ne, nasıl sorar bize? Şimdi gençler durum şöyle. Bakın burada iki tane ortamız var. Ne demek yani? Mesela su olur, cam olur, işte hava olur. Şimdi bir ortamdan bir ortama gelen ışın arkadaşlar ne yapıyor? Rotayı değiştiriyor. Yönü değiştiriyor. Peki nasıl değiştiriyor? İşte ışığın kırılma özelliğine göre, ortamın özelliğine göre rotasını değiştiriyor. Ama tabii ki bakın dik gelirse arkadaşlar yönünü değiştirmiyor ama dik gelmedi durumlarda yönünü değiştiriyor. Peki nasıl bileceğiz bunu? Şimdi yani ben şöyle bir istersen ufak bir durumu sana bir izah edeyim. Bakın şöyle mesela bakınız arkadaşlar Demek, diyelim ki burada bir K ortam var. Burada da bir L ortamı var. Sana da işte şuradan bir tane ışın gönderdi. Işın da diyelim ki şöyle tabii ki rotayı değiştirecek. Bu şekilde gitti. Şimdi burada hangisinin kırılmayınız daha fazla? K mı L mi diye bakıyoruz. Önce şöyle yapacağız. Bakın ortamını arkadaşlar bir normal çizeceğiz. Bu çok zor bir şey değil. Hani şuradan şöyle dik bir tane normal diyoruz. Bir tane bakın çizgi çiziyoruz. Burası normal. Sonra normalle yaptığı açıya bakıyoruz. Bakın şu normalle yaptığı açıya bakıyor Mesela atıyorum burası görüyorsunuz daha büyük bir açı 60 derece ise. Mesela burası kaç derece? 20 derece. Arkadaşlar ortamı kırılma indisi yani yoğunluğu ortamın açısıyla ters orantılı. Yani K'nın normalle yaptığı açıya bakın ne kadar? 60. L'nin yaptığı açıya bak 20. Ne kadar büyükse açı o kadar kırılma indisi arkadaşlar küçük olmuş oluyor. Yani burada hangisi büyük? kırılma indisi olarak n ile gösteriyorsa... n büyüktür n k diyoruz gençler. Yani buradaki l'nin yoğunluğu yani kırılma indisi daha fazladır diyoruz. Peki bir de bize ışığın hızını sorarsa sence yoğun ortamda mı ışık hızlı gider yoksa az yoğun ortamda mı hızlı gider ne dersin? Arkadaşlar az yoğun ortamda ışık daha hızlı gider. Yani burada bize ışığın hızını soruyorsa e, bunun tam tersini almamız lazım. Yani hızı da V ile gösterdiğimiz için VL VK'dan küçüktür. Bu şekilde dememiz lazım. Hemen bir tane daha örnek göstereyim. Çok basit bir şey bakın. Bunu rahatlıkla yaparsınız. Mesela şuraya genel arkadaşlar X ortamı şuraya da Y ortamı diyeyim bakın. Bu sefer şöyle gönderelim. Şuradan şöyle ışınımız gelsin. Şöyle. Bu şekilde gitsin. Tamam bu şekilde gitsin. Hangisini diyoruz? Kırılma indisi daha fazladır. Hemen ne yapıyorsun? Dediğim gibi şuraya sen bir normal çekiyorsun bakın. Normal çektiniz mi? Ondan sonra arkadaşlar açılara bakıyorsunuz. Bakın şuradaki açı ve şuradaki açıya bakıyorsunuz. Dediğim gibi açıyla Kırılma indisi terstir. Hangi açı küçük arkadaşlar? X ortamında küçük. Demek ki e, açı küçükse X ortamının kırılma indisi büyük demektir. X ortamı büyüktür. Y ortamından diyor. Hızlı da soruyorsa da dediğim gibi tam tersini alıyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar ifade edeceğiz. Mesela bu örneğe bakarsak. Bakın bu ışın dikkat ederseniz düz gelmemiş. Şuradaki açı daha büyük görüyor musunuz? Mesela şurası 40 derece ise. İşte buradaki açı daha küçük şu anda 30 derece. Dediğim gibi açısı küçük olan nedir? O ortamın kırılma indisi çoktur açısı büyük olanın arkadaşlar kırılma endisi azdır. Ters orantılıdır diyeceğiz. Peki bir de ışın arkadaşlar çok yoğundan az yoğuna gelmesi. Yani tam yansıma dediğimiz bir ortam gerçekleşiyor. Şimdi bakın az yoğundan çok yoğuna gelirken sıkıntı yok. Ama çok yoğundan az yoğun arkadaşlar bir açı var. Ona biz ne diyoruz? Ona sınır açısı diyoruz bakın sınır açısı diyoruz. Mesela bu sınır açısı duruma göre değişebilir. Mesela camdan havaya sınır açısı farklı bir değerdir. İşte sudan işte ne bileyim havaya farklı bir değerdir gibi. Mesela atıyorum burada arkadaşlar sınır açımız bu ortam için 40 derece olduğunu düşünelim. Eğer siz tam bunu 40 dereceyle gönderiyorsanız bakın ne oluyor bu? Tam yüzeyden gidiyor görüyor musunuz? Ama sınır açısından daha büyük bir açıyla gönderiyorsan mesela 41 dereceyle gönderiyorsan o zaman karşıya geçemiyor bakın e, sınav gönderdiğimiz her değer için mesela 50, 60, 70 neyse daha büyük açılarda tam yansım ama sınır açısından daha küçük bir açıyla gönderiyorsanız mesela 30 dereceyi gönderiyorsunuz ha karşı tarafa geçebiliyor. İşte sınır açısı diye bir mevzumuz var. Bu da gene belki karşımıza geçebilir. Bir de gençler böyle paralel ortamlar. Yani birkaç tane ortam olsa sıkıntı yok. Mesela bir değer verelim mi? Birazdan bununla ilgili gene bir örnek göstereceğim. Mesela bakın burası diyelim 40 derece dedi sana. ...işte buraya 30 derece dedi. Otomatikman burası da arkadaşlar 30 derece olmuş olur. Şurası da diyelim ki 70 derece dedi. Hangisinin kırılma indisi daha büyüktür dedi. Ne demiştik? Açısı küçük olanın kırılma indisi arkadaşlar büyüktür. Şu anda bakın burada X ortamında 40 derece yapıyor. Y'de 30 yapıyor. E yalnız bu o değerleri tabii ki ben verdim. Hani soruda sonuçta böyle bir değer verecek sana. Z de 70 yapıyor. O zaman en büyük kırılma indisi yani en Y'ye bakın açısı en küçük olandadır. Daha sonra bu verdiğim örneğe göre X'tir ve daha sonra da arkadaşlar nedir? Z'dir diyeceğiz. Eğer hızlı da sorarsa ışık burada hangisi daha hızlıdır derse bunu ne yaparız? Tam tersini alırız. Peki böyle bir paralel ortam olursa arkadaşlar bakın bu hava cam hava. Mesela bizim hani evlerde camlarımız yok mu? Güneşten gelen ışınlar, ışınlar arkadaşlar bakın böyle geliyor. Bu şekilde bir rotasını saptırıyor ve bu şekilde geliyor. Yani cam biraz açık açıkçası ışın rotasını arkadaşlar biraz ne yapıyor? Değiştiriyor. Peki burada şunları bilmemizde fayda var. Bakın ortamı kırıcılık indisi ile saydam bunun arasındaki fark arkadaşlar artarsa yani mesela şunu şu anda ortamın havanın kırılma indisini genelde bir alırız. Mesela camın kırılma indisini arkadaşlar üç alalım. Şurası da bir olsun. Şu aradaki fark şu anda ne kadar? 2 Fark artarsa bakın buradaki kayma da şurası da artar. Çünkü niye? Daha çok kırılma indisi mesela burası üç değil de dört olur arkadaşlar. Daha fazla kırılır. Ve o yüzden bu da şuradan gideceği için görüyor musunuz? Bak şuradaki sapma miktarı artar. Gördünüz mü? Böyle diyebiliriz ve gelen ışın arkadaşlar yaptığı açı artarsa Peki yaptığı açı azalırsa diyelim bakın şöyle yaptığı açı azaldı azaldı ve şuradaki alfa açısı sıfır oldu. O zaman ne olur biliyor musunuz? Dümdüz geçer. Ne kadar saptı hiç sapmadı. Demek ki şu açı bakın buradan buraya arttıkça arkadaşlar sapma miktarı şurada x değeri de görüyorsunuz artıyor diyebiliriz. Yine ışığın rengi değişirse bakın kırmızıdan mora doğru gelirse morda daha fazla kırılacağı için gene buradaki sapma miktarı bakın artar. Arkadaşlar şu D mesafesi artarsa bakın mesela D mesafesi şu anda böyle şuraya kadar gelseydi... ...hani buraya kadar gelse şu şekilde gideceği için görüyor musunuz? Gene buradaki sapma miktarı da artar. Hani böyle de bir soru tipi var. Belki sorulabilir diye karşımıza çıkar diye arkadaşlar bunu sordum. Peki burada görünür derinlik diye bir şeyden bahsetmiş gençler. Yani şimdi görünür derinlik şu anlama geliyor. Bunu aslında bildiğini düşünüyorum. Mesela sen şimdi havadan suya baktığın zaman çözler olduğundan daha yakın görürsün bir cismi değil mi? Suyun içindeki bir cismi daha yakın görürsün. Ama sudan belki hiç bunu yaptın bilmiyorum. Hani havuzun şimdi yaz geliyor ya. Havuza dal. Bak bu deney yap bence. Havuza dal, dalıp böyle gözlerini açtığın zaman dışarıda cismi tam tersi olduğundan daha uzakta görürsün. Bak böyle bir durum vardır. Peki şöyle der, bizim yüzeyimiz düz değil de. Hani az önce dedik ya mesela böyle K ortamı ve L ortamı. Hani buradan gelen ışın mesela havadan cama geliyorsa ne olur arkadaşlar? Normal yaklaşır. E burada peki havadan cama geliyorsa küresel ortam olursa nasıl olur? İşte burada hani nasıl ki normali şöyle çiziyoruz ya. Burada şöyle normali merkezden çiziyoruz. Mesela şimdi yeşil ışığa dikkat et. Bakın yeşil ışık böyle geliyor ya. Mesela buradaki cama yani daha büyük ortama nasıl girer? Normal yaklaşır. işte şurası normal merkezden çiziliyor. Ve bu şekilde normal yaklaşır. Ve tam tersi camdan havaya çıkarken de bu sayede normalden uzaklaşır. Ama tabii tam merkeze doğru geliyorsa hani burada nasıl ki şöyle dik gelen ışın arkadaşlar hiç kırılmıyorsa tam normal üzerinden geliyor. Burada da bakın normal üzerinden gelen ışın görüyor musunuz hiç kırılmadan arkadaşlar yoluna devam ediyor diyeceğiz. Hani böyle küçük küçük tabii ki burada bilgiler var bunları bilmemiz lazım. Ve yine arkadaşlar burada tam yansımalı prizma diye bir durum var belki gene sorabilirler diye ben de buraya koydum. Adı üstüne bakın tam yansımalı prizma bu tam yansımalı prizma olması için prizma diye üçgen camı biz prizma diyoruz. 45-45-90 üçgen arkadaşlar tam yansımalı prizma deniyor. Ve açıkçası buradan tam yansıma yaptırıyor. Bakın şuradan böyle ışın geldiği zaman böyle gidiyor. Birinci ışınımız bu. Bunları bilmemiz lazım. Buradan bakın ışın gelince şurada dik ya yani burası dik ortama gelince arkadaşlar böyle direkt geçiyor ama şu köşeye gelince sekiyor. Buradan da bakın sekiyor ve bu şekilde gidiyor. Üçüncü ışınımız da şöyle gelirse e, bu şekilde gelirse Buradan arkadaşlar bu şekilde bakın geliyor ve şuradan gene tam yansımayı bu şekilde gidiyor. Hani bu üç tane ışın türümüz var. Bunu da belki sorarsa sorularda bunu bu şekilde çizmemizi isteyebilir. Şimdi arkadaşlar gene deprem dalgaları ile ilgili bakın şöyle ufak bir şeyden bahsedelim. Burada da biraz detaylı ben anlatmışım ama burada burada ben özetleyeceğim sana. Şimdi deprem biliyorsunuz artık biz deprem olayını arkadaşlar duyuyoruz maalesef böyle görüyoruz bu da hayatım gerçeği değil mi deprem diye bir olayımız da var. Şimdi deprem ne oluyor bakın toprağın altında bakın şurası yerse şuralarda bir yerde gerçekleşiyor. Şurada. Şu şekilde bakın burada bir enerji boşalması oluyor. Ve burada bu deprem değil mi şu şekilde gelip tabii yeryüzünü şu noktada bakın en çok olmak üzere buna göre şöyle buraları etkiliyor. Deprem odak noktası demişiz bakın deprem odak noktası şurası oluyor F diyoruz. Tabii burada en yıkıcı ama bu da bir e, toprağın kilometrelerce altında oluyor. Şuralarda bir yerde hissediliyor. E fay demiş tabi yer kabuğunda oluşan arkadaşlar arazi kırığı bakın. Şu şekilde kırıklar oluyor. Biz bunu e, en son olan depremlerde gördük. Fay hattı arkadaşlar fay kırıklarının başlama ve bitiş noktaları biliyorsunuz... ...Türkiye haritasını gözünün önüne getirdiğin zaman e, farklı farklı faylar var. Bunları da artık biz öğrendik. E, merkez üstü demiş arkadaşlar bu deprem bakın en yıkıcı olduğu yer demiş şurası ve buna göre dışarıya doğru bu olay e, gidiyor ve deprem tamamen bir dalga şeklinde bakın şöyle yayılıyor. Evet gene e, burada deprem e, burada arkadaşlar ışıkla ilgili şu tanımları da bilmemiz gerekebilir. Mesela saydam madde arkadaşlar, e, saydam madde nedir? Sözel olarak şunları söyleyelim. Saydam dediğimiz mesela e, cam, su bunlar bir saydam maddedir, değil mi? Saydam maddedir. Arka tarafı görünen maddedir. Hava mesela saydam maddedir. Şurada yarı saydam maddede ışığı birazını geçiriyor, birazını geçirmiyor. Yani saydam bir maddede ışık bakın ne olur? Gelir ve tamamı karşı tarafa geçer. Ama yarı saydam maddede buradan ışık gelir ama e buraya çocuklar az bir miktarı geçer. Yarı say e, saydam olmayan madde. Mesela nedir? Arkadaşlar bu kalem mesela saydam olmayan madde. Benim elim mesela saydam olmayan madde dedim. Işık karşı tarafa geçmiyor. E dosya buradan ışık geliyor ama karşı tarafa çocuklar geçmiyor gibi. Örnek olarak buna dediğim gibi hava su örnek verebiliriz. Yarı saydam arkadaşlar yağlı kağıt diyebiliriz buna veya buz diyebiliriz. Mesela buz olsa buzun mesela arka tarafı hafif görünüyor ama tam da görünmüyor gibi. Saydam olmayan madde dediğim gibi etrafımızda her şey zaten saydam olmayan maddeye örnek olarak verilebilir. Peki şimdi gelelim arkadaşlar birkaç tane de şurada örnek yapalım isterseniz. Bakın şurada P noktasında bir gözlemci varmış. Burada da bir ayna varmış arkadaşlar. Diyoruz ki L ve M cisimlerin aynada görüntüsü oluşur mu? L ve M'nin arkadaşlar aynalı görüntüsü oluşur mu ne dersiniz? Bakın şuradaki M'nin oluşur. Nerede oluşur? Şurada oluşur. Ama L'nin oluşmaz. Neye oluşmaz? Çünkü L aynanın arkasındadır. Çünkü arkada olan bir cismin görüntüsü oluşmaz. Oluşan görüntü demiş gözlemci görebilir mi? Şimdi görüş alanı nasıl yapıyorduk? Bakın P noktasında görüş alanı yapmak için hatırlayın. 3 birim, 3 birim. Önce gözümü görüntüsünü alacağız. Aldık. Sonra arkadaşlar buradan P noktasının aynanın bir üst ucuna bir de bakın şundan alt ucuna dedik bir ışın göndereceğiz ve aradakileri görecek. E, ne oldu? M noktası ve P noktası görüş alanında bu kendisinde görüşüyor. Oluşan görüntüyü gözlemci görebilir mi? Zaten L'nin görüntüsü zaten olmadığı için onu göremez. Çizim yaparak bunu gösteriniz demişiz. E, oluşmazsa nedenini açıklayın demişiz. Dedim ki P L noktası arkadaşlar arkada kaldı. Peki P noktasını gözlemci cisimlerden hangisinin hem kendisini hem de Düzlem aynasının görüntüsünü görebilir. Ne dedik çocuklar burada P noktası bakın M'nin e, görüntüsünü görür ve kendisini görür mü görür. Ama L'yi de bakın buradan görüyor ama görüntüsünü göremiyor. Bunu da arkadaşlar çizerek ne yapmış olduk burada belirlemiş olduk. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Bakalım arkadaşlar neler çıkabilir? Bilmemiz gereken neler var? Şimdi soru biraz kalabalık gibi görünebilir ama şimdi olay şu arkadaşlar bakın şurada bir çukur aynamız var. Burada da üst tarafa bir tane bir tane arkadaşlar bir ayna koymuşuz. İki tane burada bir tümsek ayna bir de çukur aynamız var. Burada da birkaç tane soru soruyoruz bakın. Şekil 1 ve şekildeki de küresel aynanın her birinin arkadaşlar asıl eksenlerini belirtin demişiz. Şimdi asıl eksen şöyle oluyor bakın şurada bir tümsek ayna var ya. Şuradan bakın bir çizgi çekeceksiniz. Bakın görüyor musunuz? İşte burası arkadaşlar. Buranın adı nedir? Asal eksen. Burada da nasıl yapacaksınız bunu? Aynanın bulunduğu yerden bakın görüyor musunuz? İşte bu şekilde bu çizdiğim çizgiler şu anda arkadaşlar asal eksen oldu. 5 beş kına bakalım arkadaşlar. Merkezlerini, tepe noktalarını gösterin diyor. O zaman bakın bu aynanın merkezi görüyor musunuz çocuklar? Burasıdır. Odak noktası diyor şurasıdır. Tepe noktası da tam aynanın üzerine de tepe noktası diyoruz. Burada da aynı şekilde bakın şurası merkez. Burası odak ve burası da arkadaşlar aynanın tepe noktasıdır. Belki bunları da çizdirebilir. Ve bu noktalar x'e her bir nokta arkadaşlar burada x kadarmış her bir aralık. Yani şuradaki bakın şu aralıklar görüyor musunuz? Şunlar her bir x kadarmış. O da uzaklığını ve eğrilik yarıçapını. Eğrilik yarıçapı arkadaşlar merkez demek. Onu bir söyleyelim. Merkez demek. Peki bu aynanın odak uzaklığı demek şöyle der. Aynaya uzaklık yani ikisi içinde bakın aynaya uzaklık görüyor musunuz X kadar ve merkez yani daha doğrusu eğrilik yarıçapı da diyebiliriz biz buna eğrilik yarıçapı bu merkeze bakın 1 2 birim burada da 1 2 birim yani burası da ne kadardır 2 x diyeceğiz yani bunları odak uzaklığı nasıl gösterilir nerededir hani bunları da bilmemiz lazım belki karşımıza çıkabilir arkadaşlar map kazanımlarına çok benzer sorularımız var burada bunları belki sorabilir şimdi bakın burada aydınlanma şiddetini sormuşuz aydınlanma şiddetini sorduğu zaman bunu E harfiyle göstereceğiz dedik ve I bölü D kareyle de arkadaşlar ifade edeceğiz. Bakın formülümüz budur. Şimdi bakın burada bir tane ışığımız var. Buna I desek. KLM noktalarında da bakın bunun aydınlanma şiddetleri var. Şimdi bunu beraber bulalım mı? EK eşittir bakın. Şimdi bu ışığın K noktasındaki aydınlanma şiddetini bakın bulmamız gerekirse... ...I bölü D karedir diyeceğiz. Aynı ışığın arkadaşlar L noktasında bakın aydınlanma şiddeti... I bölü 2 D'nin karesi ama tabii 2'nin de karesini alacağımız için bakın buraya ne dememiz lazım? 4 D kare dememiz lazım. Peki M noktasını alırsak arkadaşlar yine I bölü D kare formülümüz bu. Yani bundan mutlaka bir soru çıkacağını düşünüyorum. Yani I bölü D kare sınavda var. 3'ün karesi o da nedir bakın 9 D kare diyebiliriz. Peki şimdi soruya gelirsek bize ne demiş? K'daki aydınlanma dedi bakın. Şurada şurası 120 lüksmüş. Lüks. Şöyle lüksmüş. Peki Burası 120 lükse yani I bölü D kare, I bölü 4 D kare ne olacak? Bakın şunu 4'e bölmemiz lazım. 120 4'e bölersek o zaman olur? 30 lüks olur. Arkadaşlar. Bunu 9'a bölersek 120 bölü 9 olur. Tam bölünmez ama e, en azından 3'e bölersek arkadaşlar 40 bölü 3 mü olur? 40 bölü 3 yani burası da 40 bölü 3 lüks değerinde olur. Demek ki biz şuradaki I bölü D kare olayına bakın bileceğiz. Bundan dediğim gibi çok büyük bir ihtimalle soru karşımıza çıkacak. Peki burada da bunun görüntülerini çiz demişiz bak çocuklar. Bunun görüntüsünü biz belki hayali olarak da şöyle çizebiliriz bakın değil mi şöyle. Bunun simetriğidir. Şu şekilde arkadaşlar alabiliriz. Yani bunun tam simetriği nasıl olur sence? Şuradaki düz çizgi bakın şöyle değil mi? Ve şuradan bir iki birimse sen de bir iki birim gelip bakın şuradan çizmen lazım. Görüyor musun bak şuradaki yatay çizgi. Sonuç şuradaki dikey çizgiyi alırsanız bakın şöyle olur. Sonuç şuradaki yatay çizgiyi de alırsanız şöyle. işte şöyle olur bak mü? Bunu simetrik olarak aldık. Ama bunu simetrik olarak almak biraz daha belki zor olabilir. Şöyle yapsak. Şöyle önce şu noktayı çizsek bakın. Şu noktanın uzaklığı ne kadar aynaya... Tabi dik uzaklık almam gerekiyor. iki birim. ...iki birim daha gelirsem bakın bu nokta şöyle. Da şurası gördünüz mü? Bu nokta. Peki buradan aşağı geldim. Şu noktayı alacağım. Şimdi bakın şu noktana kadar? Aynaya gelin dik uzaklığını alsam bir buçuk. Yine bir buçuk gidersiniz. Şu noktaya. Hani şuradaki noktalar arkadaşlar böyle bakın birleştirebilirsiniz. Bu şekilde de bir yöntem var. Burada da zorlanırsak böyle yapabiliriz. Sonra burada bu noktaya geliyorum. Bakın bu noktanın nerede? Bir birim bir birimse şurası oluyor. Ve burada e, istersen şöyle de yapayım mı? Şuralara isim de vereyim istersen. K, L. Şuraya da M diyeyim. Bakın şurası L değil mi? Şurası K. Burası da M oldu. Ya yani nasıl yaptık biz? Burada L, M'yi birleştireceğiz. Bak şöyle. Ve son olarak da N noktası. N noktası da şöyle bir birimse şurası oluyor. Buna da bunu birleştirirsek bakın gördünüz mü işte bunun tam böyle bir simetriyi gördünüz mü olmuş oldu. Burada da arkadaşlar gene aynı şekilde istersen şuraya gene ben K noktası dersem bakın. K'nın görüntüsü nerede olacak? Şurada olacak. Şuraya arkadaşlar L dersek bakın bunun uzaklığı bir birim. Gene bir birim alırsam burası L olacak ve şuradaki K, L'yi bakın şöyle birleştireceğiz. yine şuraya M alırsam M şuradan bir buçuk, bir buçuk alırsam bakın M noktası da şuraya geliyor. Yine bakın LM'yi birleştirdim. Ve son olarak da şuraya N noktası dersek bakın bir birim, bir birim şuraya geliyor görüyor musunuz? N noktası. Bunu da birleştirirsek işte bakın şunun görüntüsü işte böyle bir şey olmuş oldu. Dediğim gibi bunu gözle almak zor olabilir, gözle de alabiliriz ama bu şekilde simetriğinde yapabiliriz. Peki burada da kırılma indislerini karşılaştır demişiz. Bakın böyle bir soru ben bekliyorum açıkçası. Ne dedik arkadaşlar? Açısı büyüdükçe kırılma indisi küçülür. Bakın şurası 60, 30, 30 ise şurası da 30 otomatikman. Şimdi şöyle yapacaksınız bakın iki tane soru var burada. Öncelikle şu soruya bakarsak açısı hangisinin en küçükse oranın kırılma indisi arkadaşlar en büyüktür. Yani buradaki n L'ye bakın en büyük olacak. Daha sonra 42 değil mi? M gelecek. Ve daha sonra da arkadaşlar K gelecek. Bakın işte böyle sıralayabiliriz. E burada da aynı şekilde bakın gene ama normallerle yapılan açılar verilmemiş. Bakın burada ben şöyle normalleri şuraya bir çizersem. Şu normalde şöyle de şuraya çizdim. Burası 80 ise burada normalle yapılan açı arkadaşlar 10 olmaz mı? Şurası kaç? 50. Şurada da normalle yapılan açı bakın 40'tır. Burası 40'tır. Şurası da 90 derece. O zaman gene ben bakıyorum. Şimdi normalle yapılan açıya tabii ki bakıyorum. En küçük açı hangisi? P. O zaman burada arkadaşlar en P bakın en büyük olacak gene. Daha sonra N, R olacak. S ortamında da 90 derece olduğu için bakın N, S olacak. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde arkadaşlar sıralayabiliriz. Peki bir tane küresel aynalarla ilgili soru çözüp dersimizi bitiriyoruz. Bakın burada birkaç tane ışın verilmiş. Gene bu tip bir soru da çıkabilir diye düşündüğüm için buraya koydum açıkçası. Şimdi gençler tümsek aynadaki ışınları bir hatırlarsak. Bakın o doğru gelen ışın paralel giderdi. Demek ki burası nedir? Tümsek aynanın bakın odak noktası. Peki paralel gelen ışığında arkadaşlar ne olur? Çarptıktan sonra odaktan giderdi. Burası da işte nedir? Burası da arkadaşlar çukur aynanın. Yani şurası şöyle yapalım isterseniz. Tümsek aynanın burası da şurada çukur aynanın odak hmm. noktası. <laughs> Peki L ışığına bakarsak arkadaşlar tamam e, tümsek aynaya çarpmış. Ama çukur ayna çarpıp geri döndüyse o zaman burası ne olacaktır? Burası merkez olacaktır. Kimin merkezi? Bakın çukur aynanın merkezidir diyebiliriz. Peki hangisi yanlıştır demiş. X aynası tümsek aynanın merkezidir demiş Öder. X aynası tümsek aynanın merkezi değil. Burası bakın çukur aynanın merkezidir değil mi? X aynası özür dilerim. X aynası tümsek aynadır demiş. Bakın X aynası arkadaşlar, ışığı yansıttığı için değil mi? Burası tümsek aynadır. E, y aynası da zaten çukur aynadır doğru. X aynasının tepe noktası Y aynasının merkezidir. Şimdi bakın X aynasının tepe noktası burası. Ama burası M merkez dedik çukur aynanın. Evet burası da doğrudur o zaman. P noktası Y aynasının odak noktasıdır. Şöyle P noktasına odak noktasıdır dedik doğrudur. Peki O noktası X aynasının merkezidir demiş ama X aynasının odağı olacaktı. Bakın burası yanlış oldu. Dolayısıyla şöyle cevabımız arkadaşlar Edirne olmuş oldu. O zaman buna benzer olan bir tane daha sorumuz var. Ödüllü sorularda bunu da o zaman yapıp arkadaşlar yoruma da çözümleri atarsanız... ...ben de merak ediyorum acaba ne buldunuz diye. Gençler şimdi bütün detaylardan bahsetmeye çalıştık... Siz de şu da verdim bilgileri bir daha şöyle tekrarlarsanız... ...bir daha şöyle hızlıca belki bir daha tekrarlarsanız... ...eminim ki yazıda bir problemimiz olmayacak diye düşünüyorum. Ve şu yazıdan sonra artık yaz tatili de sizin için yavaş yavaş başlamış oluyor. Hepinize çocuklar iyi tatiller diliyorum. Tabii ki tatilde de yine derslerimizi tekrarlamayı unutmayacağız. Ve sonuçta artık 10. sınıftan 11'e geçiyoruz. Siz de yeni kanalımıza 11. sınıf kanalına çocuklar abone olup... ...orada da bildirimleri açabilirsiniz. Artık 11. sınıf dersiyle beraber olacağız diyorum. Hepinize çocuklar sonsuz başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.